Davet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. 2 yıl aradan sonra tekrar bir arada olmak çok mutluluk verici bir şey. Pandemi yasakları nedeniyle 2 yıl boyunca çok sayıda etkinliğe ara vermek zorunda kaldık. Bunlardan biri de şu an kutlamaya başladığımız geleneksel Teferiç şenliklerimiz. Teferiç, doğanın uyanışı, baharın simgesi olarak nitelendirilen Hıdrellez'e Balkan ülkelerinde verilen addır. Göreve geldiğimiz ilk yıl gerçekleştirdiğimiz şenlikte binlerce ayvalıkların katılımıyla muhteşem 2 gün geçirmiştik. Tabii ki tadı damağımızda kalmıştı. 2 yılın ardından tekrar buluşmak, bir arada olmak, eğlenmek, neşelenmek, yerel yemeklerin tadına bakmak, coşkuyu doyasıya yaşamak için buradayız. Hep birlikte keyfini çıkaralım. Bu şenliğin yaşatılmasında destek ve katkılarını esirgemeyen sivil toplum örgütlerine, bizleri kırmayarak gelen sanatçı dostlarımıza, tüm kişi, kurum ve kuruluşlara şimdiden teşekkür ederim. Bilindiği gibi Ayvalık bir mübadil kentidir. Ayrıca Balkanlardan, adalardan ve Anadolu'dan gelen göçlerle birlikte bölgemizde farklı kültürlerin kaynaşmasıyla bir yapı oluşmuştur. Göç edenler kendi kültürlerini yaşatmak, kaybolmasını önlemek amacıyla çeşitli isimler altında festivaller, şenlikler düzenliyorlar. Teferiç de bunlardan biri. Korunması gereken, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir etkinlik. Yerel yönetim olarak bu kültüre sahip çıkmak ve yaşatılmasını sağlamak boynumuzun borcudur. Ayvalık'ta tüm kültürler bir arada yaşar. Birbirine dayanışmayla destek verirler. Küçükköy'de bu şirin köye yerleşen boşnaklardan, tarihsel akıştan biraz söz etmek istiyorum. Ağırlıklı olarak boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Küçükköy yerleşim süreci, bu arada sadece boşnaklar değil, Midilli'den ve Balkanlardan gelen bir miktar yine şehrimiz var. Tabii ağırlıkta boşnaklar. 1912 Balkan Savaşı sonrası bu süreç başlamış ve 10 yıllık bir göç süreci devam etmiş. Bu zaman dilimine yayılmıştır. Boşnaklar o yıllarda can güvenliklerinin sağlanması amacıyla Bursa sınırlarına kadar geri çekilmiş. Yani Kurtuluş Savaşı sırasında. Fakat erkeklerimiz biliyorsunuz burada kalmış, Ali Çetinkaya'nın ordusunda yer almış ve istiklal madalyalı insanlarımız da bu köyde vardır. Savaş yıllarında bu topraklarda kısa bir zaman geçirilmiş olmasına karşın boşnak halkı gerçek birer vatansever olarak ilk kurşunu atan Yarbay Ali Çetinkaya'nın yanında saf tutmuş. 15 Eylül 1922 tarihinde Ayvalık'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunda çok önemli rol oynamış, bölgenin düşmandan arındırılması konusunda destekleri büyük olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlanmasının ardından Küçükköy'e yerleşen ve gelenekleriyle, kültürleriyle topraklarına sahip çıkan boşnaklar 29 Ekim 1923 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan etmesiyle birlikte boşnak kimliklerine daha çok sahip çıkmışlardır. Yaklaşık 100 yıldır bu topraklarda yaşayan vatandaşlarımızın en küçüğünden en yaşlısına, doğanın uyanışını karşılamaya, gelenek, görenek ve kültürlerini yaşatmaya devam etmişlerdir.
Teferiçi ile birlikte Boşnak geleneklerini ve kültürünün gerçek özelliklerini yansıtarak, onları yaşatarak beşincisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Hakikaten Ayvalık zeytiniyle, zeytinyağıyla, denizliyle, ada gruplarıyla, yeşiliyle, ormanıyla belki dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ama Ayvalık'ı anlamlı kılan bir husus daha var. O da belediye başkanımızın konuşmasında ifade ettiği tarihi geçmişi. Yani Ayvalık'ın sosyal yapısı incelendiğinde aslında Türk milletinin tarihinde çok önemli bir döneme de şahitlik ettiğini görüyoruz. Mücadeleyle Midilli'den, Girit'ten, Balkanlardan gelen vatandaşlarımız, yine savaşlar nedeniyle Balkanlardan göç ettik, buraya gelmek zorunda olan vatandaşlarımız adeta Türk milletinin son asırda yaşadığı acı olaylara şahitlik etmişlerdir. Tabii bu şenlikler de biz biraz daha Boşnak kültürüne, ben de ilk kez burada şahit olacağım. Hem yemeği hem folklorik öğeleriyle Boşnak kültürü de böyle temayüz etmiş bir kültür. Ben de bu şenliklerin hazırlanmasında katkıda bulunan sivil toplum örgütlerine, Ayvalık Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Yani Anadolu'da Hıdır Elliniz kutlu olsun denir. Burada da herhalde Tefericiniz kutlu olsun denince yanlış bir şey söylememiş oluruz galiba. Hepinizin Tefericini kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
Şöyle gel abla, böyle gel. Çok güzel bir projeydi. Pandemi de...